arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir e, elbise çalışması yapacağız. Elbisemizde uzun kollu roba kullanıyoruz ve altında kumaşımız var. Kumaşımızı e, kullanarak elbisemizi Tamamladık. Modelimizi örmek için yaka kısmından başladık. Aşağıya artışlarımızı yaparak geldik. Bütün e, kollarını, etek ucunu tamamladıktan sonra kumaşımızı telleyip diktim. Kumaşı isterseniz kloş parça olarak da ayarlayabilirsiniz. Eğer dikişten anlıyorsanız hemen makinayla istediğiniz yaş grubuna göre kloş eteğimizi dikip e, kemer kısmını dikmeden... Robamıza monte edebilirsiniz. Dilerseniz benim yaptığım gibi 25 santimlik bir kumaş parçasını 1,5 metre kadar teğleyip Bolca TL aldıktan sonra bebeğimizin üst robasını dikerek bu şekilde kat kat olarak da kullanabilirsiniz. Bu dikiş bilmeyen arkadaşlarım için de gayet pratik bir çözüm. Hatta elde bile yapabilirler, hiç problem yok. Ama tabii alt kısımları için dikiş gerekmekte. Onun için ya kendimiz Dikiş makinesi var ise yoksa hemen mahallelerimizde bulunan ya da yakınımızda varsa arkadaşımız eşimiz dostumuz Dikip Tamamen e, Kapatıp kullanabiliriz ya da hazır e, yastıklar ya da başörtüler Onların uçlarını da değerlendirebiliriz onlar fazla dikiş istemiyorlar. Yani tercih tamamen e, kendinize kalmış alternatifler birçok alternatif tabii ki mevcut Evet şimdi bu minik güzel elbisemizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Robamızı örmek için Nako'nun Elite Baby'sini kullanıyoruz. Antepeeling özelliği olan bir ip ve ipimiz %100 premium antepil akrilikten oluşmakta. Renk numarasına bakacak olursak çok tatlı bir krem renginde ve 99.064 numaralı ip. 100 gram ve 250 metre ipimiz ve bu ipimizi örmek için şöyle 3 numara tığımı kullanmak istiyorum. İpimiz anti peeling. Bakınız anti peeling tüylenme yapmayan bebe örgülerinde ve yetişkin örgülerinde kullanacağımız güzel bir ip. Eğer ufak tefek tüylenme de olsa kendisi bu özelliği sayesinde temizleyebilmekte. Şimdi zincirimizi çekerek robamızı örmeye başlayalım. Tığıma düğümümü attım ve zincirimi çekerek örmeye başlıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 12 ve 13 tane zincirimi çektim. Bir tane daha zincir ilave ediyorum. 13 tane zincirim. E, robamızın önü için olan kısım ilave ettiğim zincir ise artışta kullanacağımız zincirimiz. Bir tane bu ilave zincirimize takıyorum şöyle ayıracımı. Burada artışımızı yapacağız. Şimdi kolum için gerekli olan zincirlerimi çekmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. 13 tane de kolum için kullanacağım ve artışım için bir tane zincir ilave ediyorum ve ilave ettiğim zincir yuvasının içerisine gelerek bir tane ayraçımı takıyorum. Ayraçlarımın olduğu yerde artışımı yapacağım. Hemen elbisemizin arkası için zincirimi çekmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ve 19 tane zincir elbisemizin robasının arkası için gerekli. Ve bir tane zincirimi de çekiyorum. Bu zincirimi de artışımı yapacağım yer için takıyorum. Ve başlıyorum. Şöyle takalım. Tekrar kolum için 13 tane zincirimi çekmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 tane zincirimi yine çekiyorum. Bir tane zincirimi yine ilave ediyorum. Bu zincirimi de artışımı yapmak için takıyorum. Ve 13 tane zincirde elbisemizin robasının Önü için çekiyorum ve sayıyorum bakınız. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Tam 13 tane zincirimi de çektikten sonra şu şekilde koyalım. Ve e, elbisemizin robası için gerekli olan bölümleri ördükten sonra santim olarak kaç santim geldiğine bakalım. Mezurumu tığımdan tarafa tutuyorum. Şu şekilde. 31 santim zincirlerimin ölçüsü tam 31 santim şöyle çektiğim zaman göreceksiniz 31 santim Evet 13 13 önümüz 13 13 kollar ve 19 da arkamız için ördük şimdi birer birer hepsine trabzanımızı öreceğiz bu ayraçlarımızı taktığımız yerlerimize ise artışlarımızı yapacağız her bir ayracımızın olduğu yere 2 trabzan 1 zincir 2 trabzan 2 trabzan 1 zincir 2 trabzan olarak öreceğiz diğer zincirlerimize ise birer birer trabzanlarımızı öreceğiz ve bölümlerimizin hepsini trabzanlarımızı yerleştirmiş olacağız şimdi önümüzden yerleştirmeye başlayalım 2 tane zincirimi çekiyorum 1 bakın elimi tuttuğum yerden 2 tığımın başını doluyorum geri geliyorum 3 geri geliyorum 4 4. zincir yuvasının içerisine giriyorum ve batıyorum 2 2 tane oldu bakın şimdi birer birer örerek geliyorum Ayrım yerine kadar ayracımı koyduğum yere gelene kadar birer trabzan birer trabzan örüyorum. Toplamda 13 tane trabzanımı Önüm için, önümün bir parçası için örmüş oluyorum. Beyaz ayırıcıma kadar zincirimden itibaren 13 tane trabzanım ördüm. 2, 4, 6, 8, 10 ve 13 tane trabzanımı yerleştirdim. Şimdi ayırıcımın olduğu yere geliyorum. Ayırıcımı çıkarıp, ve e, zincir yuvasının içerisine iki tane trabzanım örüyorum. Bir, iki. Bir tane zincirimi çekiyorum. İki trabzandan sonra bakınız. Aynı yuvaya tekrar iki tane trabzanımı örüyorum. Bir ve iki. Tığımın başını doluyorum. Artışımı yaptıktan sonra 13 tane trabzanımı ördüm. Sıradaki zincir yuvama ayracımı koyduğum yere 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzanımı ördüm. Tekrar 13 tane trabzanımı örmek için bakınız başlıyorum zincirimin ilkinden ve devam ediyorum birer birer mavi ayırıcıma kadar örerek geliyorum. Mavi ayırıcımın olduğu yere kadar 13 tane trabzanımı ördüm. Hemen sayalım. Bakınız şurada 4 tane artışımı yaptığım yer ve hemen yanından itibaren örmeye başlıyorum. 4 ayırıcımı görelim. 4 tane artışımızı. Bakın 4 yanından örüyorum. 2, 4, 6, 8, 10 ve 13. Mavi ayırıcıma geldim. Çıkarıyorum ayracımı Yeniden 1, aynı yere 2 bir tane zincir tekrar aynı yuvanın içerisine bir ve iki toplamda dört trabzan bir zinciri bir zincir yuvasının içerisine örüyorum ve başlıyorum elbisemin robasının arkası için örmeyi toplamda 19 trabzanımı şöyle bakayım yeşil ayracımı kadar örüyorum 19 trabzanımızı da örelim Birer birer. Arkam için 19 tane trabzanımı da ördükten sonra yeşil ayıracımın olduğu noktaya geldim ve burada yine iki trabzan, bir, bakın aynı noktaya ikinci trabzanımı örüyorum. Bir zincir, tekrar iki tane trabzanımızı örüyoruz ve. Kırmızı ayırıcıma kadar 13 tane trabzanımı zincirlerimin üzerine birer birer yerleştirerek ilerliyorum. Birer birer atlamadan örelim. Tam 13 tane trabzanımı ördüm. Kırmızı ayracımın olduğu yere geldim ve diğer önümü de örmeye başlıyorum. Hemen sıradaki zincirime giriyorum. Tıpkı diğer artışlarımda yapmış olduğum gibi iki tane trabzan, bir zincir, iki trabzanımı bir tek zincir yuvasının içerisine örüyorum ve uca doğru birer birer diğer trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Bakın en son şöyle bakın artış yerlerimizi yaptık yani 4 tane trabzanım aynı yuvanın içerisine ördüm ve birer birer trabzanlarımla uca doğru devam ediyorum artışımdan sonra 10 tane trabzanım ördüm 2 4 6 8 10 şimdi 11. trabzanımızı öreceğimiz yerdeyiz ve buraya bir tane ilik açmak istiyorum bir tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum aşağıdan bir tane zincir yuvasını atlıyorum diğer zincir yuvasına gelerek örüyorum 8 şurası bakınız 10 taneyi örmüştük 11 boşluğumuz ilik yuvamız 12 diğer trabzanımız ve son olarak 13. trabzanımı da örüyorum bu şekilde toplam 13 tane trabzanımı örmüş oldum 2 tane bakın ilikten sonra iki tane trabzanımı ördüm şimdi ikinci sıramızı örmeye başlayalım 3 tane zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çevirerek modelimizi uygulamaya başlıyoruz ikinci trabzanımı örüyorum ve üçüncü ilik olan trabzanımın üzerine bir tane trabzanımı örüyorum dördüncü trabzan 5 ve 6 tane trabzanımı örüyorum altı tane trabzanım kenar pat olarak kullanacağız yani e, örgümüzde bu şekilde diğer uçta da aynı şekilde altı trabzan kenar patı olarak ilerleyecek geri kalan 7 tane e, trabzanımızda ise bu artışlarımızı saymıyorum bakın buradaki artışlarımı saymadan 2 4 6 7 tane 7 trabzanım var. 7 trabzanımda modelimi uygulayacağım. Şimdi örgümün arka yönü burası. Düz yönü diğer taraf olacak. 6 trabzandan sonra gelen 7. trabzanın ardından giriyorum. Dışa kabartarak örüyorum. Bir tane trabzan ördüm. Dışa bakın kabarık bir trabzanım oldu. Tığımın başını doluyorum. Bir, iki tane trabzan atlıyorum. Üçüncü trabzanımı Üzerine geliyorum. Bir tane trabzan örüyorum. Aynı yere ikinci trabzanımı örüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı noktaya girerek iki tane trabzanımı örüyorum. Şöyle ipimi tam alalım. Evet bakınız yapmış olduğumuz işlemimize fazla uzaklaşmadan hemen tekrar edelim. Altı trabzanımı ördüm. Onu saymayalım artık bir tane trabzanımı hemen sonrası gelen trabzanım arkasından girerek ördüm ve dışa kabarttım bir trabzanımı ördükten sonra bir ve iki trabzan atladım üçüncü trabzanın üzerine iki trabzan bir zincir iki trabzanımı ördüm ve yine bu tarafa geçerken tığımın başını doluyorum bir iki atlıyorum üçüncü trabzanımın ardından şu şekilde girerek yine dışa kabartarak örüyorum ve bir öncesi sırada iki tane artış yaptığım trabzanları bakın aynı zincir yuvasının içerisinde örerek çıkarttığım iki trabzanımın üzerine normal batarak örüyorum bir ve iki sonrasında bir tane zincirimin olduğu yere gelince tekrar iki tane bir ve iki trabzanımı örüyorum ve burada bir zincirimin içerisinde artışlarımı yapıyorum ve bir tane zincir çekiyorum tekrar iki tane trabzanımı örüyorum bir ve iki İki trabzan bir zincir iki trabzanımı bir zincirimin içerisine örüyorum bir önceki sırada bu tarafa doğru arttığım iki tane trabzanı yine aynen tepesine batarak örüyorum bir iki artışlarımızı aynen düz olarak örüyoruz bakın artışımı yaptığım yeri elimi tuttum hemen tığımın başını doluyorum kolum için artışımdan sonra gelen ilk trabzanımı ardından giriyorum ve dışa kabartarak örüyorum ve tığımın başını doluyorum bir iki tane atlıyorum üçüncü trabzanımın üzerine batıyorum iki trabzan aynı yuvanın içerisine bir zincir iki trabzanımı örüyorum bir ve iki tekrar tığımın başını doluyorum bir iki trabzan atlıyorum üçüncü trabzana yine ardından giriyorum bir tane kabartıyorum şöyle bakalım modelimizi bakınız şöyle çizgiler içerisine alıyoruz arkadan girdiğimiz zaman bu kabartılı çizgiler halinde modelimizi yani iki trabzan bir zincir iki trabzanı modelimizi kutucukların içerisine alıyoruz etrafını ya da çizgiyle çekiyoruz da diyebiliriz şimdi ilmeğimi tekrar takıyorum ve sayıyorum yine 1 2 atlıyorum 3. trabzanımın üzerine gelerek batıyorum bir trabzan ve ikinci trabzanımı örüyorum bir zincir çekiyorum aynı yere bir iki tane trabzanımı örüyorum Aynı yere bakınız, 2 trabzan, bir zincir, iki trabzan ördüm. Bir, iki tane trabzan atlıyorum. 3. trabzanımı, bakınız, hemen artışımın yanındaki trabzan, en son. Artışlarımı düz öreceğiz. Arkadan giriyorum ve bir tane trabzanımı öne doğru kabartıyorum. Şu şekilde. Ve e, buradaki iki tane, birinci sıradaki artışlarımın üzerine direkt batıyorum. Bir ikisini örüyorum bir tane zincirimin olduğu yere geliyorum iki tane trabzanımı örüyorum 1 ve iki iki trabzanımı ördüm bir zincirimi çekiyorum toplamda yine bir ve iki tane trabzanımı örüyorum tığımın başını dolayarak bu birinci sıradaki arttığım iki tane trabzanımı tepesine batarak düz örüyorum hemen iki trabzanımdan sonra gelen ilk trabzanım yani bu artışlarımdan sonra gelen ilk trabzanım hemen ardından giriyorum dışa kabartarak bir trabzan örüyorum yani şu çizgimizi dışarıya kabartmış oluyoruz tığımın başını doluyorum bir atlıyorum iki atlıyorum ve üçüncünün üzerine bir iki bir zincir çekiyorum aynı yere girerek bir ve 2 2 trabzan 1 zincir 2 trabzanım örüyorum 1 ve 2 atlıyorum 3. trabzanımın ardından giriyorum dışa doğru kabartıyorum ve modellerimizi art ardına kurmaya başladık tekrar kabarttıktan sonra tığımın başını doluyorum 1 ve 2 atlıyorum 3. içerisine giriyorum 1 aynı yere 2 bir zincirimi çekiyorum tekrar iki trabzanımı aynı yere örüyorum İki trabzanımı aynı yere ördükten sonra tığımın başını doluyorum bir iki atlıyorum üçüncü trabzanımı ardından girerek örüyorum ve ilerliyorum tığımın tekrar başını doluyorum bir iki atlıyorum üçüncü trabzanımın üzerine bir ve iki bir zincir çekiyorum aynı yere giriyorum 1 2 yine bu işlemimi yaptıktan sonra bir iki tane trabzan atlıyorum üçüncü trabzanım ardından girerek alıyorum bakınız bu trabzanımız hemen artışımızı yaptığımız trabzanımızın yanı başındaki trabzanım ve hemen artışlarımı da düz olarak örüyorum bir iki bir önceki sıradaki arttığımız tırabzanlarımız ve bir zincirin olduğu yere geliyorum. İki tane tırabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Bir zincirimi çekiyorum. Tekrar iki tane tırabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Bir önceki sırada arttığım iki tırabzanımı da örüyorum. 1 ve 2. Tırabzanlarımı da ördükten sonra bakınız. Aynı yuvadan çıkan trabzanlarımın ikisi birinci sıradakilerini ördüm. Hemen yanındaki ilk trabzanımı ardından giriyorum. Bir tane dışa kabartılı şekilde örüyorum. Dışa kabartılı. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bir atlıyorum. iki atlıyorum. Üçüncüye gelerek batıyorum. Ve bir aynı yere ikinci kez batıyorum. Tepe noktasına bir zincir çekiyorum. Tekrar 2 tane trabzanımı aynı yere örüyorum. İki trabzanımı da ördükten sonra tığımın başını doluyorum. Bir, iki atlıyorum. Üçüncü trabzanımın ardından giriyorum ve dışa kabartarak örüyorum. Tığımın tekrar hemen kabartı işleminden sonra başını doluyorum. Sayıyorum 1 2 üçüncüye gelerek batıyorum. Bir tane trabzan, ikinci trabzanımı örüyorum aynı yuvaya bakın bir zincir aynı yuvaya iki tane daha trabzanımı örüyorum tığımın başını dolayarak bir iki atlıyorum üçüncüye gelerek batıyorum ve ardından örüyorum hemen bakıyorum bakınız ardından ördüğüm ilmeğin yanında hemen aşağıdaki artışları yaptığım iki trabzanımı görüyorum bakın ortada da bir zincirim hemen trabzanlarımı birer birer örüyorum bir 2 üzerine batıyorum ve ortaya bir zincirin içerisine giriyorum 1 2 tane trabzanımı örüyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum artış olarak 2 tane trabzanı aynı yuvaya örüyorum şu şekilde ve bir öncesi sıradaki arttığım trabzanlarımı düz olarak örüyorum 1 ve 2 hemen yanındaki trabzanı bakın artışımı yap, ördüm burada alttaki hemen ardından girerek dışarı kabartıyorum ve örüyorum tığımın başını doluyorum 1 2 atlıyorum 3. gelerek batıyorum 1 2 ve 1 zincir tekrar aynı yuvaya 1 ve 2 2 defa trabzanımızı örüyoruz Tekrar tığımın başını doluyorum. 1 2 atlıyorum. 3.'ünün ardından şu şekilde girerek yine dışarıya kabartıyorum ve geriye kalan 2 4 6 tane trabzanımı kenar patım olarak düz bir şekilde örüyorum. 1 2 3 4 5 ve son patımı da trabzanımı da örüyorum 6 3 zincirimi çekiyorum ve örgümün yönünü çeviriyorum şimdi 3. sıramıza başlamadan önce şöyle yerleştirelim ve modelimize bakalım bakınız alt patlarımız şöyle üst üste gelecekler birbirlerinin üzerine ve modelimizi bu şekilde birinci sıramızı çok güzel kurduk 1 2 3 tane model arkaya kurdum 1 iki model Kollarımıza kurdum. Bir ve bir de önümüze kurduk. Ve altı tane patlar şöyle üst üste gelecek. İliğimiz üstte olacak şekilde. Ee, şimdi üçüncü sıramızı birlikte dolaşalım. Üç zincirimi diğer sıramda çekmiştim. Ve birer birer altı tane kenar için ördüğüm trabzanlarımı yine hiçbir işlem yapmadan örüyorum. 2, 4, 5 ve 6 Altı. Altı trabzanımı ördüm bakın diğer e, sıramızda arkadan girerek almıştım kabartılar bakınız arkadan girerek almıştık bu sıramızda ise düz yönde yandan şöyle girerek alıyorum ve örüyorum İşlemimiz bitene kadar bu işlemimizi önden ön sıradan örerken yandan arka sıradan örerken arkadan girerek alacağız. Şimdi bir tane trabzanımı yandan ördüm. Burada iki trabzan, bir zincir, iki trabzanım vardı. Bir zincirimin ortasına tığımın başını dolayarak gelip giriyorum ve örüyorum. Bir, iki. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar giriyorum. Bir ve iki. İki tane trabzan, bir zincir, iki trabzanımı ördüm. Tığımın başını doluyorum. Hemen yandan bir öncesi sırada kabartmış olduğum arkadan girerek kabarttığım trabzanımı önden yan bir şekilde girerek kabartılı olarak örüyorum bakın modelimiz daha bir güzelleşip ortaya çıkmaya başladı buradan sonrasında ise gördüğümüz bütün trabzanlarımızı düz örüyoruz sadece kabartılılarımızda modelimizi uyguluyoruz yeni bir model kurma çabasına geçmiyoruz kalanlar artık düz trabzan olarak örülmeye devam edecek. Ve başlıyorum düz trabzanlarımı örmeye. 1, 2, saymaya gerek yok olduğu gibi örelim. 3 ve 4 tabii ki 2 2 artış yaptığımız için 4. Şimdi yuvaya giriyorum. 2 tane artışımı yapıyorum. 2 artış daha yaptım. Bir zincirimi çekip tekrar 1 ve 2 tane artışımı yapıyorum tığımın başını doluyorum trabzanlarımı düz olarak örüyorum 1 2 bakın buradaki düz trabzanlarımızı düz sadece kabartılı olarak örmüş olduğumuz yerler ve arasındaki modellerimizi uygulayacağız buradaki artış yerlerimizin hepsinin kenarlara düz olarak örecek sadece bu kurulumumuza göre ilerleyeceğiz şimdi devam edelim tığımın başını doluyorum kabartılı trabzanıma geldim yandan giriyorum önden mutlaka yandan örüyoruz zaten kabartılı gördüğümüz zaman hemen yandan şu şekilde tığımızı girdirerek örüyoruz ve bir tane trabzanımı ördüm tığımın başını doluyorum tam bir tane zincirimi çektiğim yerin içerisine girerek iki tane trabzan bir ve iki şöyle tığımdan çıktı yeniden örelim ikinciyi daha kolay olacak 2 ve bir tane zincir tekrar iki tane trabzanımı örüyorum 1 ve iki tığımın başında doluyorum yandan kabartılı şekilde trabzanımı örüyorum ve devam ediyorum diğer trabzanımın tam ortasındaki bir zincirin içerisine girerek iki tane trabzan bir ve iki bir zincir iki trabzanım örüyorum bir ve iki kabartılı trabzanımı örüyorum bir ve düz olarak buradaki trabzanlarımı örüyorum ve artışımı yapıyorum bir bakın artış sırasındaki geçişlerimizdeki bütün trabzanlarımızı düz olarak örüyoruz ve zincirimin içerisine girerek iki artış yapıyorum bir iki bir zincir tekrar iki tane artışımı yapıyorum ve birer birer trabzanlarımın üzerinden ilerlemeye devam ediyorum Evet, modelimizi bu şekilde bakınız kurarak ilerliyoruz. Şimdi e, buradaki arkamızdaki işlemlerimizi de gördüğümüz gibi yapalım. Yandan girelim. 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan örelim. Yandan girip trabzanlarımızı aynen gördüğümüz şekliyle örelim. Artış yerlerinde 2 tane trabzan, bir zincir, 2 trabzanımızı yapalım ve buradaki işlemlerimizi de tekrar edip uca doğru gelelim. Robamızı 1 2 3, 4 sıra ördüm. Birinci sırada trabzanlarımızı yerleştirmiştik ve artma yerlerimizi yapmıştık. İkinci sıramızda bakınız kabartma yerlerimiz ve modelimizi uygulamaya başladık ve artışlarımızda 2 2 devam ettik. Şimdi şöyle araları görelim bakınız. ikişer trabzan, bir zincir, iki trabzanlı olan bölümümüz her iki e, modelimizi arasına alan direklerimiz var. Bakınız yine modelimiz o, o diğer kenarında direğimiz görmekteyiz. 1 2 3 tane direğimiz ve ortada kolumuzda 2 tane modelimiz var karşılıklı. Önde 1 tane modelimiz ve 2 tane direğimiz ve kenarda da artışlarımızı görmekteyiz. Önde kenar patlarımız altışar altışar devam etmekte. Arkamıza şöyle bakacak isek 1 2 3 tane modelimiz, 1 2 3 4 tane de kenar direğimiz modellerimizi çevrelemekte. Evet, bu 1 iki, üç, dördüncü sıramızın sonunda beşinci sıramıza başlayalım ve beşinci sıramızda yine e, iliğimizi koyalım. Şimdi diğer kenardan başlayarak geliyorum. Herhangi bir farklı işlem yapmıyorum. Yine bu sıramızda. İkişer ikişer artışlarımızı yapıyorum buradaki gördüğümüz kabartıları önden örerken yandan giriyorum arka taraftan yani ters yönden ördüğüm zaman ise e, arkasından girerek alıyorum yani düz yöne kabartılı düşürülecek şekilde örmeye başlıyoruz şimdi hemen e, trabzanlarımızda örmeye başlayalım 3 tane zincirimizi her zaman diğer yönde bitir çekip dönüyoruz. 1, 2, 3 ve başlıyoruz trabzanlarımızı örmeye. Düz yöndeyiz bakınız. Düz yönde olduğum için kabartılı trabzanlarımı yandan öreceğiz. Şimdi buradan başlıyorum. Bakın hemen kabartılı trabzanıma geldim. Yandan alıyorum. Ve aradaki modellerimi ve artışlarımı yaparak sıramın sonuna doğru yaklaşıyorum. 5. sıramızda artışımızı da yaptık. Uç noktamıza geldik. Bakınız kenar patlarımı örmekteyim. 1 2 3 tane kenar patımı ördüm. Şimdi bir tane ilik yeri için zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Aşağıdaki trabzanımı atlıyorum. Bir sonraki trabzanımı örüyorum ve en son trabzanımı da örerek ikinci düğme iliğimizi de açmış oluyoruz. Birinci sırada koyduk. 2 3 4 ve 5. Beş. 5. sırada tekrar koyduk. 3 sıra düz ördükten sonra tekrar e, iliğimizi yerleştirdik. Bakın birinci sıramızda var. 1, 2, 3 sıra ördük. Yani ikinci, üçüncü ve 4. sırayı ördükten sonra 5. sıramızda tekrar iliğimizi ördük. Şimdi 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. 2. trabzanımı ve ileğimin hemen araya giriyorum. Bakın araya şöyle tam altına batarak giriyorum ve diğer trabzanlarımı örerek toplamda 6 sayısına ulaşıyorum. 2, 4 ve 6 kenar batımı tamamladıktan sonra dışa kabartılı olan trabzanın ardından bakın ardından girerek örüyorum. Dışa kabartıyorum. Ortadaki modelimde herhangi bir değişiklik yok. Bir tane zinciri çektiğim yere geliyorum. 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzanımı örüyorum. Tekrar buradaki modelimi ardından giriyorum. Şöyle ardından alıyorum ve trabzanımı örüyorum. Dışa kabartmış oluyorum. Herhangi bir şekilde düzenimizi bozmadan ilerlemekteyiz. Burada gördüğümüz artarak oluşan trabzanlarımızın hepsini düz olarak örüyoruz. Artış yerimize kadar. 1 sırasıyla bakınız hiç atlamıyoruz saymaya da gerek yok zaten düzenli şekilde ikişer ikişer artmıştık bu sıradan sonra birer artış olarak ilerleyeceğiz bakınız ileği koyduğumuz sıramızda artış yerimizi artık birer birer örmeye başlayacağız en son trabzanımı da örüyorum bu zamana kadar 1, 2, 3, 4, 5 toplamda 5 sıra ikişer arttık. Bakın 2, 2 artarak geldim. Şimdi 6. sıramızda tığımın başını doluyorum. Ve bir tane trabzanı örüyorum. Bir zincir çekip tekrar aynı yere batarak bir tane trabzan örüyorum. Bu sıramdan sonra artışlarımı bir trabzan, bir zincir, bir trabzan olarak devam ettiriyorum. Ve diğer trabzanlarımı yine düz olarak örmeye devam ediyorum. Birer birer örüyorum. Her bir trabzanımı birer birer bakınız. İlerliyorum. Evet yandaki şu modelimizi koyduğumuz yerde burada bu yönden çukurda duruyor dışarıdan kabartılı olan trabzanım ardından giriyorum yine ön yüze kabartılı düşecek şekilde örüyorum tığımın başını dolayarak modelimi bir tane zincirin içerisine giriyorum 2 trabzan 1 zincir 2 trabzan olarak örüyorum tekrar dik olan trabzanın ardından girerek dışa kabartıyorum buradan örgümü gördüğüm şekilde örerek geliyorum ve artış yerlerimin tamamında burada yapmış olduğumuz gibi bir tane trabzan bir zincir bir trabzan olarak örüyoruz ve trabzanlarımızı e, örerek birkaç sıra daha ilerliyoruz bakın 3 sırada bir de iliğimizi açmayı Unutmayalım. 3 sıramızı örelim. Tekrar iliği koyacağımız yerde görüşelim. Yine aynen örüyoruz. Bir tane artışlarımızı tekrar hatırlatmak istiyorum. Bundan sonraki ördüklerimizde birer artış yapalım. Evet robamızı örerek e, büyütüyorum. Bakınız ilik açtığımız yerden sonrasında 1-2-3 tane sıramızı ördüm. Şimdi dördüncü e, sıramıza başladım. Yani turu tamamlayıp geldiğim zaman burada ilik açma yerimize gelmiş olacağız. Yalnız e, kolumuzu birleştirmek için yeterince robam büyüdü. Şöyle ölçecek olursam ipimiz biraz e, kalın olduğu için Elite Baby daha çabuk geldi sizlerin eğer yeterli değilse birkaç sıra daha dolaştıktan sonra yani birkaç sıra daha örelim Büyütelim. ondan sonra kolumuzu ayırma işlemine geçelim 9 buçuk santim yani hemen hemen 10 santim olmuş tam 9 buçuk santim diyeyim şimdi dokuzuncu sıramı örüyorum tam kol altına geldim ve bir tane artışımı yaptım bir artışımı yaptıktan sonra kolumu büküyorum diğer artış yerime geliyorum Bakınız diğer artış yerine tığımın başını doluyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum ve kolumu bu şekilde birleştiriyorum. Bakın şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 9 sıra ördüm ve 9,5 santim olduğunu görüyorum. İpim de böyle biraz tok olduğu için daha çabuk büyüdü. Eğer küçükse bir ya da iki sıra daha mutlaka ilave edelim. Şimdi sırtımızdan birer birer trabzanlarımızı gördüğümüz gibi örüyoruz. Düz trabzanlarımızı ve modelimizi uygulayarak diğer kol altına doğru devam edelim şimdi düz trabzanlarımı örmekteyim şimdi ilerliyorum bakınız modelimizi uyguladığımız yere doğru geliyorum Robamızı birleştirdikten sonra bir de genişliğine bakalım. Trabzanımı örüyorum. Kabartım için yandan giriyorum ve diğer kol altına kadar örmeye devam ediyorum. Evet arkamızda örerek geldim. Tam kolumun artış yerindeyim. Bir tane trabzanımı ördüm. Diğer kolumuzu şöyle büküyoruz. Artış yerimize gelip bir artışımız da bu tarafa yapıyoruz. Bakın burada bir tane artışımızı yapmıştık. Diğer kolumuzu da bir tane artışımızı yapıyoruz. Ayrım yerine gelerek ve ilerliyorum trabzanlarımızı birer birer örerek uç noktaya doğru devam edelim kolumu birleştirerek düz trabzanlarımızı düz ve modelimizi modelimizin kabartmaları ve artırmalarına yani ortaya girerek örmeye uygun olarak örttüm ördüm kenardaki kabartmamı da tamamladıktan sonra 3 tane trabzanımı ördüm şimdi iliğimizi açma yerindeyim bakın 3 3 sıramızı tamamladım 3 tane de trabzanımı ördüm bir zincir çekiyorum ve bir trabzan atlayarak kenardaki trabzanıma gelerek batıyorum ve en son trabzanımın da üzerine batıyorum ve buradan üçüncü iliğimizi de açmış olduk 1 2 3 örgümün yönünü çeviriyorum ve tekrar modelimizi gördüğümüz şekliyle uygulamaya başlıyoruz İliğimizi tabii ki olduğu yere girerek direkt örüyoruz sırası ile trabzanlarımızı birer birer örüyorum Kenar patımı tamamladım. Tığımın başını doluyorum. Örgümün arkasında olduğum için hemen ardından giriyorum ve kabartmamı bu yöne olacak şekilde örüyorum. Artışlarımı yapıyorum ve örgümü ilerleterek devam ediyorum. Arkamızdan modelimizi gördüğümüz gibi uygulayarak geldim. Şimdi tam kol altının olduğu yerdeyiz. Kol altında da farklı hiçbir işlem yapmıyoruz. Yine trabzanlarımın üzerine gördüğümüz gibi batıyoruz. Bakın tam kol altındayım. Ve ilerleyerek devam ediyorum. Modelimizi nasıl görüyorsak düz trabzanlarımızı yandan ve arkadan almayı gördüğümüz gibi örelim. Robamızı birleştirdikten sonra aynen örmeye devam ediyoruz. Şöyle robamızı birleştirdikten sonraki ölçüsüne bakmak istiyorum. 24 santim robamızın kol altından bir bir uçtan diğer uca ölçüsü bakınız 24'ü birazcık geçmekte çok az bir şey. 24 santim robamızın eni. Şöyle açtığımızda görelim bakınız robamızı kol altından bir sıra ördük ve yeterli ölçü gelene kadar bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Artık artmamız eksilmemiz herhangi bir şeyimiz yok. Gördüğümüz gibi aşağıya doğru istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam ediyoruz. Robamızı istediğim ölçü gelene kadar büyütüm ve bakın düğmelerimi diktim. Hatta tek kolumun birini ördüm. Uzun kollu bir çalışma yapacaktık. Şöyle kolumuzun üstünü de görelim bakınız iki tane model çalışmamız çok şık bir şekilde durmakta şöyle arkasında görmekteyiz ve kolunun ucuna da aynen modelimizin arasında uyguladığımız çalışmamızı çalıştım yine aradaki bu kabartmalı trabzanlarımızı da yaptım diğer kolumuzu sizlerle birlikte çalışacağız şimdi sıramızı sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13 ve 14 sıramızı çalıştık. 14 sırada yeterli oldu ölçüm. Şimdi omuzdan itibaren ölçümü almak istiyorum. 18 buçuk tam 18 buçuk santim omuzdan itibaren ölçüsü. Şimdi biraz daha büyütme işlemini yapacağız. Bu kolumuza koyduğumuz işlemin aynısını belimize de çalışıp daha sonra kumaş parçası ekleyerek örmeye devam edeceğiz. Ben kumaş parçasını lila renginde koyacağım için düğmelerimi de lila renkli uygun olması için kumaşıma çalıştım. Sizler kumaşımızı nasıl ıı, renkte uygun görecekseniz ya yani nasıl çalışacaksınız ona uygun renklerle düğmemizi de tamamlarsanız çok şık olacaktır. Evet şimdi ölçümüzü aldıktan sonra düğmelerimi de bakın şu şekilde diktim. Gayet muntazam. Her üç sırayı ördükten sonra gelen dördüncü sıramızda iliğimizi yeniden çalışmıştık. Şimdi düğmemin bir tanesini açıyorum. Hatta ikincisini de açayım. Çalışmama başlıyorum. 3 tane zincirimi yine diğer yönde çektim. Ve 2 tane atlıyorum. 1, 2, 3. trabzanımın üzerine geliyorum. Bakınız baştaki trabzanımı ördüm. 1 atladım, 2 atladım. 3. trabzanımın üzerine gelerek 1 tane trabzanımı örüyorum. Aynı yere 2. trabzanımı örüyorum. Ve 1 tane zincirimi çekip tekrar iki tane trabzanım örüyorum 1 ve 2 modelimizi uç noktaya tekrar e, kuruyor gibi yapıyoruz bakınız tekrar tığımın başını doluyorum iki trabzan bir zincir iki trabzanı ördükten sonra hemen yandan girişimi yapıyorum ve kabartıyorum birinci modelimizi buraya kurdu Şimdi tığımın başını doluyorum. Hazır kurulu modelimin ortasına giriyorum. Aynen modelimi örmeye devam ediyorum. Trabzanlarımı trabzan, bir bir ardınca örüyorum. 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzanımı tekrar ilave ediyorum. 1 ve 2 modelimin içindeyim bakınız. Öndeki çalışmamda tığımın başını doluyorum. Yandan giriyorum ve tekrar devam ediyorum 1 2 atlıyorum 3. trabzanımın üzerine geliyorum 1 aynı yere ikinci kez giriyorum bir zincirimi çekip aynı yere iki trabzanımı daha örüyorum 1 ve 2 tığımın başını doluyorum 1 2 atlıyorum 3. trabzanımı yandan alıyorum Tığımın tekrar başını doluyorum. 1-2 atlıyorum. 3. trabzanımın üzerine batarak örmeye başlıyorum. 2 bir tane zincirimi çekip aynı noktaya iki tane daha trabzanımızı örüyoruz. Tekrar sayıyorum. 1 2 trabzan atlıyorum. 3. trabzanı yandan giriyorum. Yani yandan girerek buradaki çifter battığımız trabzanlarımızı kutu içine almış oluyoruz bu şekilde. Ve devam ediyorum. 1 2 atlıyorum. 3. trabzanıma geliyorum. 1 2 1 zincir. Tekrar 2 tane trabzan. Ve devam ediyorum. 1 2 atlıyorum. 3. yandan giriyorum. 1 2 atlıyorum. 3. yan direkt tepesine batıyorum. Yandan girmiyorum. Bu dilimi aynı yere 2 bir zincir ve tekrar iki tane trabzan olarak örüyorum. Tamam başını doluyorum, bir atlıyorum, iki atlıyorum, üçüncüye yandan giriyorum. Tekrar bakınız burada üç tane trabzanımız kaldı. Hemen ortadakine batalım. Eğer sizde dört kaldıysa, beş kaldıysa hemen ortadakine batıyorum. Bu dilimi kuruyorum. Hiç problem değil zaten model birbirinin devam edecek alt kısmını süsleyecek olduğu için sıkıntı yapmıyoruz hemen yandan giriyorum ve bu şekilde örmeye devam ederek sıranın başına kadar tamamlıyorum bütün sıramızı tamamlayarak geldim en uç noktamıza da bakın trabzanlarımızın olduğu yere de tam üçüncü iki trabzan bir zincir iki trabzanımızı ördüm en son trabzanımı tamamladım başlangıç noktamızda da aynı işlemimize başlamıştık ve bu şekilde ilerleyerek devam etmiştik ve şimdi diğer sıraya dönüyorum bir tane şöyle zincirimi çekip örgümün yönünü çeviriyorum tığımın başını doluyorum ilk araya giriyorum ve batıyorum başını dolayarak girelim bakın ikinci trabzanımın arasına girdim ve ortadaki bir zincir çekmiş olduğum yere 1 2 ve 3 defa örelim şöyle biraz kıvrımlı olmasını istiyorum Diğer trabzan arasına 1, sadece 1 zincir çektiğimiz yere bakın her ikisinin arasına da 1 tane başını dolayıp çekelim. Diğer trabzana 1, diğer trabzan arasına 1, başını dolayıp girelim. 1 zincir çekmiş olduğum yere 1, 2 ve 3, 3 defa girelim. Ve diğer her iki trabzan arasına 1. Diğer iki trabzan arasına yine bir defa başını dolayıp çekelim. Geçişimizin arasına girerek bir, iki trabzan arasına yine bir, bir zincir çekmiş olduğum yere üç, bir, iki ve üç. Tekrar araya bir, araya bir defa başını dolayıp çekiyoruz. Yine araya bir, yine aralara bir, bir zincir çekmiş olduğum yere üç, bir, iki ve 3 şöyle görelim şu şekilde bakınız elbisemizin üzerine düşecek kısım böyle bir dolgunca güzel durmasını istiyoruz ve sıramızın bu son düğmeli ucuna kadar aynı şekilde örerek tamamlayalım sıramızı bir uçtan bir uca kadar örerek tamamladım en son noktadayım en son noktada ise tığımın başını doluyorum trabzanımın üzerine batıyorum bir tane trabzanım örüp ve bir zincir çekerek kapatıyorum ve ipimizi arkaya doğru geçiriyoruz şu şekilde ilmeklerimizin arkasından belli olmayacak şekilde biraz içe doğru alıyoruz içe doğru aldıktan sonra uzaklaştığı zaman uç kısmını kesebiliriz geriye de döndürelim tekrar Evet sağlamlaşsın şu şekilde uç kısmını da uyguladık. Şimdi diğer kolumuzu örmeye başlayalım. Evet elbisemizin robasının arka kısmını şöyle görmekteyiz. Önünü de şöyle görüyoruz. Gayet güzel oldu. Şimdi diğer kolumu ördüğüm gibi bu kolumu da örmeye başlıyorum. Kolumuzun altından ilmeğimizi alarak başlıyoruz. Modelimize gelene kadar düz trabzanımızı örüyoruz. Modelimize geldiğimiz zaman tıpkı diğer gövdede ya da arkada uyguladığımız gibi aynen modelimizi devam ettiriyoruz. Bakınız modelimizin ucundan kabartılarımız ve ortadaki bir zincirimize girip modelimizi en uç noktaya kadar şöyle gördüğümüz gibi devam ettirip geleceğiz. Artış yapmıyoruz. Hemen kol altından başlayalım. Kol altına girdim. 1 2 3 Yandaki trabzanma bir tane batıyorum ve örüyorum diğer trabzanımı batarak araya giriyorum ve diğer trabzanlarım zaten sıralı geliyor sıralı gelen bütün trabzanlarımın üzerine yine birer birer batarak örüyorum bakın örgümün dışından başladım lütfen buraya dikkat edelim örgümüzün dışından başlayarak modelimizi kurmaya başladım tamamen dışından örmeyeceğiz bir içinden bir dışından öreceğiz ee, örgümüz ana gövdedeki gibi düşecek bakın bir dışından bir içinden evet şimdi örgümün dışından başladım ve modelimin olduğu yere doğru ilerlemekteyim modelimizi aynen götüreceğiz herhangi bir işlem yapmıyoruz şöyle ipim fazla boşaltıyorum fazla boşalttığımız zaman bazen kıvrılabiliyor hemen açalım ilerliyorum. Evet, kabartılı olan yere geldim. Yandan giriyorum. Modelimi uyguluyorum. 1 2 ve bir tane zincir tekrar yuvaya giriyorum 1 ve 2. Yandan tekrar diğer modelimi, ikinci modelimi uyguluyorum 1 ve 2 bir zincir aynı yere batıyorum ve ilerliyorum yandan giriyorum ve kol altına kadar bu şekilde dümdüz örelim kolumun altına kadar bakın düz sıralı trabzanlarımı örerek geldim şimdi tekrar yan duran yan paralel olarak duran trabzanımın içine bir tane giriyorum ve bakıyorum bakınız tam diğer tam ortaya da bir tane batıyorum ve başlangıçtaki zincir çekerek başladığımız trabzanımız şöyle yandan bakın tam arasına giriyorum ve batıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Bu kez örgümü içten örmeye başlıyorum. Bir tane trabzanımın üzerindeki bakın zincirimin üzerindeki yine zincir. Hemen ikinci trabzana içten döndük örgümüzün yönünü. Bakın iç kısmından doğru devam ediyorum. Buna dikkat ederek ceketimizin kolunu tamamlayalım. Yeterli boy ölçüsü gelene kadar kolumuz için ilerleyelim. Şimdi modelimizi bir ters biz bir düz yönden ördüğümüz için buradaki kabartmamızın alımı da tıpkı ana gövdeyi ördüğümüz şekliyle olacak. Bir dıştan kabartacağız. Bir içten öreceğiz. Sadece bu direklerimiz için geçerli. Evet her iki direğimiz bakınız şuradaki direklerimizi bu kez tığımın başında doluyorum. Arkadan giriyorum. Daşa kabarmasını sağlıyorum. Diğer işlemlerimi birebir aynı olarak tekrar ediyorum. Bir tekrar iki defa. Bir iki ve kenardaki tek trabzanımı arkadan alıp dışa kabartıyorum ve bu şekilde örgümüzü istediğimiz kol ölçüsü gelene kadar devam ettiriyorum şöyle sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 sıra ördüm 15 sıra 15. sırada ise kirpiğimizi yaptık yani kirpikli olan bu model bölümümüzü uyguladım şimdi santim olarak bakalım Santim olarak baktığımda ise tam kolumu başladığım trabzandan itibaren bakın şuradan itibaren 17 santim tamamen omuzdan aldığım zaman 25 santim kolumuzun uzunluğu bu şekilde olana kadar örelim ve kirpik noktasında görüşelim. 3 tane zincirimi çektim ve modelimi kurmaya başlıyorum. 1 2 tane atlıyorum. 3. trabzanımın üzerine yine gelerek 1 ve 2 tane Trabzanımı kuruyorum bir zincir çekiyorum aynı yere iki tane daha trabzanımı örüyorum Evet dış trabzanımı kabarttıktan sonra bakıyorum 2 4 6 7 tane burada trabzanım var beş tane model üzerine kuruyorduk onun için hemen bir tane atlayalım yani burada e, hepsini atlasak yani burada modelimizi kurmaya çalışmamız zor olacak diğer modelimize ulaşana kadar onun için hemen bir tane trabzan atlıyorum ikinci trabzanımın üzerine Bakın bir atladım. ikinci trabzanıma kurmaya başlıyorum modellerimi. 2 ve bir tane zincir aynı yere 1 2 Tekrar bir tane atlıyorum. ikinciyi alıyorum. Yani modelimizi burada kol olduğu için hani gerdirmeden fazla olsun fark etmez. Bu şekilde modelimizi kuruyoruz. Tekrar tığımın başını doluyorum. 3 tane kaldı. Ortadakine ayarlıyorum. Sizlerin de kalan trabzanlarına göre 2 ya da 3 nasıl oluyorsa ayarlamaları mutlaka dikkat ederek yapalım. Diğer tarafı da aynı şekilde örerek gelelim. Yani sıralamamızın düzenine göre modelimizi kurarak gelelim. Şimdi buradaki model kısmına geçtim. 2 tane modelim devam edip gelmişti. Onların üzerine örüp yine kenarı aynen karşıdaki gibi örüp tamamlayalım. Modelimizi başlangıç noktamıza kadar e, örerek geldim 3 tane zincirimizi çekmiştik bakınız oraya kadar geldik hemen şu şekilde arkadan girelim arkadan giriyorum ve kapatıyorum bir tane zincir çekiyorum ve araya girerek bir tane sık iğne bakınız bu kollarımızı sık iğne yapıyoruz etek boyumuzu e, başını dolayarak almıştık tam bir zincirimin olduğu yere bir sık iğne 2 sık iğne ve 3 tane sık iğnemi yapıyorum aralara birer tane giriyorum. Bir zincirimi çekmiş olduğum yere ise 3 tane sık iğne örüyorum. 1 2 ve 3. Araya giriyorum ve diğer araya giriyorum ve bu şekilde kolumuzu da tamamlamış oluyoruz. Şöyle görelim. Gayet güzel bir şekilde kolumuz da tamamlanıyor. Evet sevgili arkadaşlar kollarımızı tamamladıktan sonra ben eteğimi de tamamlayarak diktim. Eteğimi ben e, düz yaklaşık bir buçuk metre kumaşımı e, santim olarak ölçelim. Şöyle 25 santim uzunluğunda dümdüz kumaşımı önce belinden tel aldım. Ve büzgüyü aldıktan sonra yanları da diktim güzelce ve elbisemin eteğini arkadan güzelce dikerek önce teyleyip sonra dikerek yerleştirdim. Bol büzgülü bir etek olsun istedim. Sizler nasıl isterseniz o şekilde uygulamamızı yapabilirsiniz. Evet bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Hepinizin ellerine, emeklerine, güzel yüreklerine sağlık. Tekrar görüşünceye kadar sağlıklı, sıhhatli ve afiyetli kalın inşallah. Görüşmek said it.